Şimdi tek başımayken kimin arkası bu? Nerede, nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun sen? Yolun kenarında bir gecekondu. İşte bir tarafta dedemle oturuyor, bir tarafta biz oturuyoruz. Annem hep benimle bu yüzden dalga geçer. Gerçek hayatta hayallerin çok düşük ve küçük. Aslında yorulan bir ilişki. Çantayı fırlattığım gibi kendimi yere atıp ağlamak ve sonra oturup o şarkıyı ağlayarak gerçekten yazmak. Hıncımı alamadım demeyeceğim çünkü hınç almak bile istemiyorum. Öyle boş vermişim sana karşı. Elinden geleni yaptığını düşünen, belki hakikaten birçok yolu deneyen insan için vazgeçmekte bir yola çıkmak. Umut dertten zevk almayı seni ancak seven anlar. Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk, merhaba. Sanatçı, şarkıcı, psikolog, mühendis, işte ne bileyim iyi, kötü, çirkin, güzel, yakışıklı. Birçok üstümüze sıfat ekleniyor öyle ya da böyle ama kaldır hepsini, insanız. Senin de insan tarafını daha fazla görebilelim istediğimiz bir program bu aslında. Duygularını yaşayan, etrafındaki insanlarla paylaşabilen biri misin sen? Tabii ki. Ya ben duygu konusunda en derin zaten. Birinin hiç etkilenmediği bir şeyden günlerce ona etkilenip de hayatımı etkileyebiliyor mesela bu beni bazen. Duygularımla hareket edebiliyorum zaten. Şarkılarda da olsun, günlük yaşantımda da olsun onların arkalarına sığınıp da hareket ediyorum gerçekten. Biraz sonra soracağım duyguları yaşadığında ne yaparsın? Aslında onları soracağım. Çok üzüldüğünde. Çabuk ağlayamam. Geçmesini beklerim. Geçiremiyorum. Yazmayı denerim. Yazdım geçmiyor. Ağlamaya çalışırım. Olmuyorsa da oturur ve geçmesini beklerim. Çok korktuğunda. Sessizleşirim. Gariptir ama bağıramam, çağıramam, öfkelenemem. Korkuma dair öfkelenemem. Sessizleşirim. Çok öfkelendiğinde. Çok öfkelendiğimde kendimi sıkarım. Bu genellikle tırnaklarımı avuç içime batırarak olur öfkelendiğim zaman. Yine bağırmayı seçmem ama suratımdan öfkeli olduğumu, kaşlarımın çatıklığından mimiklerle anlatabilirim. Daha çok içine içine galiba. Evet, ben evet. Buradan hep. Peki çok utandığında? Klasiktir, kızarırım. Yanaklarım elma. Çok aşık olduğunda? Yazarım. Gerçekten yazarım. Farklı bir duygu. Bu duygu da insanı kendini anlatmak aslında. İnsanın aşık olması bunu herkese duyurması değil bence. Bunu kendini anlatmak. Bu duyguyu kendi içimde yaşıyorum ve bunu kendime anlatıyorum, kendime kabul ettiriyorum. Çok nefret ettiğinde? Kin tutarım. Bu benim kötü huylarımdan birisidir. Nefret ediyorsam kin tutarım, beslerim. Haksız yere birinden nefret etmem. Geçerli sebebim illaki vardır. O yüzden öyle olur. Yani kötü huy gibi bakmadım sen böyle söyleyince. Çünkü belki erken dönemden itibaren daha içine içine yaşamayı öğrenen insanlar kin tutmayı da öyle öğreniyorlar. Tabii ki. Dışarı çıkamayan bir öfke enerjisi olduğunda baş etme biçimimiz bazen kin tutmak olabiliyor. Nerede bize ne kadar okları dönüyor ona bakmak gerekiyor bazen. Hayatını bir hafıza testiyle beraber bakalım. Haydi ne kadar aklında. Ankara'da doğduğun evin kapı numarası. Hiç bilmiyorum. İlkokuldaki sıra arkadaşının adı. Ceren. İlk aşkının gözlerin ne renkti? Kahverengi. Ortaokul yıllarında bestelediğin ilk şarkının adı. Dümeni tuttu gemimin. Bağlama ile çaldığın ilk şarkı. Ahmet Kaya. Söyle yağmur çamur değmedi üzerime. Bu benim öyküm şarkısını bestelediğin yıl. 2018. Instagram'da paylaştığın ilk fotoğraf neydi? Hiç hatırlamıyorum. Çok güzel bir Neşet Ertaş tablosu paylaşmışsın görünüm. Gerçekten evet, yapmışımdır evet. Neşet asla geçmem. Nasıldı bu ilk şarkı? Kaç yaşlarındaydın? 8. sınıftaydım eminim ona. Resim dersinde hoca böyle bir hayalinizi çizin gibi. Ankara'da yaşamışım. O yaşıma kadar asla bir gemi, dümen, işte tütmek böyle bir şeyle alakam yok. Ama bir gemi çizmişim. Böyle bir dümen tütüyor oradan böyle. Hani hep ilkokul çocukları çizer ya evlerin böyle tepede güneş olmasına rağmen bir işte baca tüter. O dümen tütüyor böyle. Bir deniz var, balıklar, onlar bunlar. Sadece ben böyle bir şey çizmişim sınıfta. İşte resim hocamın dikkatini çekti dedi. Bu nasıl bir şey yani? Herkes ev, orman, ağaç, çocuk çizerken sen neden deniz? Denizi sevmişim demek yani tatillerde görüyorum sadece. O zaman eve gitmiştim dedim ben bugün böyle bir şey yaptım. Acaba şarkı da yazabilir, çok şarkı dinlemeyi seven biriyim zaten. Sonra böyle bir şarkı çıktı ortaya. Biraz hatırlar mısın?
Bize biraz söylesene. Söyleyeyim tabii ki. Dümeni tuttu gemimin ve sensiz kaldım her daim. Denize vurdum hayalleri rüyalarımda. Sana sahibim ben var ya. Hani biraz da orta ergenlik dönemi. Ergenlik zaten. Duyguları öyle çıkartmayı, şarkı söyleyerek, besteleyerek çıkarmayı öğrendiğin zamanlar. Evet, artık başlamışım yavaş yavaş. Peki, hadi dönelim en başa. Nerede, nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun sen? Yolun kenarında bir gecekondu. İşte bir tarafta dedemle oturuyor, bir tarafta biz oturuyoruz. Annemle babam orada oturuyor ama evler bitişik böyle, yolun kenarı Şirin bir ev. Orada büyüdüm 3 yaşına kadar. Ondan sonra lojmana taşındık, babam memur olduğu için. Lojmana taşındık. Orada devam ettik. Lojman çocuğu olarak hayatımıza öyle devam ettik. Ne hatırlıyorsun? Biraz anlattın ama ilk eve dair. Hani i̇lk o yol eve kenarında. Dair ilk ev çok güzeldi. Gecekondu ama şirin. Herkesin gelip gittiği, yoldan geçen birinin bile su isteyebildiği özgür bir mahalle. Dedemlerle yakınız. Ben sürekli dedem ve babaannemin arasında yatıyormuşum mesela. Evden daha çok. Karşı komşuları sürekli oraya gidip bana mikser diyorlarmış mesela. Her yeri karıştırıyormuşum. Onları hatırlıyorum. Böyle mutluyduk yani orada. Çok şirin bir evdi orası. Anlatırlar ya doğum hikayemizi bazen evet. Anne babalarımız ya da ailedekiler. Bir abin var bildiğim evet, kadarıyla. Abim. Sen ailenin ikinci çocuğusun. Hı-hı. Beklenen, istenen, bir kızımız olsun denilen bir çocuk muydu? Ben babam yeni işe başlıyor o zaman. Beklenen bir çocuk değilmişim aslında. Piyasadan tak çıktı beklenmeyen. Öğreniyorlar benim olduğumu. Böyle böyle babam bir karar alıyor diyor. Şu an bir çocuğumuz var. Bunu büyütene kadar biraz düşünmeyelim gibisinden. Aldırma kararı alıyorlar. Hastaneye de gidiyorlar. Doktor dedemin hastaneden tanıdık arkadaşı. Babamgil de tanıyor diyor. Bu çocuğu alamam. 4 aylık olmuş. Yani imkanı yok artık almamın. Bunları geri gönderiyor. Paket eve geri geliyorlar. Annem diyor nasıl işte olmadı böyle böyle. Babaanneme anlatıyor. Babaannem de diyor bu çocuğu aldırırsan yani işte ben bugüne kadar annelik haklarımı şunları bunları falan işte helal etmiyorum. Böyle başlıyor. 6. aydaymışım normalde. Annem bekliyor böyle kocaman bir şey olacağım. Neden karnım büyümüyor? Çocukta bir problem var. Niye doğmuyor? Sonra öğreniyorlar ki ben doktor bunlara böyle pembe bir yalan söylemiş. Sonra dünyaya geliyorum işte. Ama babaanne kritik galiba. Babaannenin o çıkışı bir yaşam enerjisin sen sonuçta. Gökhan abi şöyle bir şey var. Babaannemin gençliği ben. Öyle mi? Direkt. Huyu da ben. Şarkı çıktı. Yakova'dan bahsediyoruz az önce. Şarkı çıkmadan yarım saat önce babaannem hep şey olur böyle duygusal anlarda ya da heyecanlandığı zaman böyle bir sindirim sisteminde bir bozukluklar meydana gelir. Karnı ağrıyor bilmem ne. Yelkovan çıkacak, karnım ağrıyor. İmkanı yok diyorum. Asla nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bu kadar heyecanlandım mı gerçekten? Görünüşte çok sakin görünüyorum. Ama böyle bir paniğim var. Sonra dedim evet babaanneme benziyorum. Bazen Tuğçe hakikaten farklı kuşaklarda bir dengimiz oluyor. Evet. Birilerinin belki hakikaten o anlamdaki enerjisi akıyor bize. Evet. Dünyaya gelmenin, zaten bu dünyaya gelmişsin de bu dünyada nefes almanın sebebi olmuş bir evet. Nevi babaanne. Belgüzar Hanım. Evet, evet. Özelde bir yerdeymiş hayatında. Çocuksun, 3 yaşına kadar oradasın, sonra lojman hayatı başlıyor. Nasıl anlatırlar sana çocukluğunu? Ne derler, nasıldın derler? Ben saf bir çocuktum. Oynamayı çok seviyordum. Sürekli sosyaldim. Parkta hep en çok benim arkadaşım olurdu. En çok evcilik oynanmak istenen kişi ben olurdum mesela. Hep anne olurdum, anaçtım. Hep hala da öyleyim. Şirin bir çocuktum. Mikserlik hala devam. Oraları buraları karıştırmak. Tolga'nın oyuncaklarını kaybetmek benden kesinlikle benden sorulur. Ama yine de hiç böyle şey, her şeyi ağlayan bir çocuk değildim. Çok çabuk kanardım. Bir şeye ağladığım zaman işte annem hemen bir şey çıkartır, anında susardım ya. Susturucu gibiydi onlar. Öyle bir çocuktum, şirin bir çocuktum. Öyle anlatıyorlar yani. Erken dönem için düşün, şimdi de bakınca dönüp. Nasıl bir anne, nasıl bir baba? İşte babam memur bir adam. İşini her şeyden buraya koyan bir adam. Annem ev hanımı. İşte sürekli bizle ilgilenen işte. Beslenmeleri hazır mı falan. Onları sürekli böyle bir koşturma içerisine giren bir anne. Şirin bir anne ve baba. İlgililer. Ne istesek yapıyorlar. Yapmadıkları zaman oluyor. İşte ona üzülebiliyorlar. Tipik işte aile. Böyle bir ailem var yani. Hepsi iyi ki varlar. Hiç pişmanlığım olmadı bu zamana kadar. Ne güzel. Ne kadar güzel bir yerden anlatıyorsun. Dediğim dedik. Bir tarafı var mıydı babanın? Evet. Yani çalıştığı işten dolayı vardı hep. Onun istediği gibi olacak. Ama bunu biraz bize sevdire sevdire yapacak. Böyle yapmamız gerekiyor ama şöyle de yapalım, buna yine geleceğiz. Hep o tarafı var babamın yani.
Biraz da aslında sizi buna ikna ede ede yapıyor böyle evet. anlattığın zaman. Ama net bir adam anladığım kadarıyla. O aha. doğruları vardır. Ona uymamız gerekir. Annem de öyledir aslında. Kendi doğruları vardır. Ama bunlar çok net ya da kötürüm uzak şeyler değil aslında yani toplum kurallarına baktığımız zaman. Ama ona uyulması gerekir. Biz de uyarız yani. Hiç öyle şey yapmadık bu zamana kadar. Öfkesi? Bana benziyor. Ben babama benziyorum öfke konusunda. Bir anda parlar. Bir şeye sinirlenir. Ötekine sinirlenir. Öteki biriktirir. En son hepsini vurur. O da biraz sert oluyor. Ben de öyleyim çünkü. Biraz oradan öğrendiklerinle de devam ediyorsun evet. sen de galiba. Şeyi de bir sorayım Tuğçe. Hani memur bir babanın çocuğu evet. olarak belki de belli imkanlarla beraber büyüyorsunuz. belli sınırlar var hayatın evet. içerisinde. Sen de gerçekten hani o çocukluğun şımarmasını çok yaşamamış bir kız çocuğu gibi anlatıyorsun. Yok. Evet. Böyle söylediğinde. Bazen şımarmaya ihtiyacımız olan dönemler de oluyor. Çocuğuz. Ne öğretti böyle bir ailenin çocuğu olmak hayata yetişkinliğe dair sana? Her şeyin yeri vardı. İşte üzülmen gereken bir yer vardı. Düğüne gittiğinde çok mutlu olman gereken bir yer. Hep bunu gördüm ben yani. Her şeyin bir yeri var. Oyun oynamanın saati var. Hep bunu gördüm yani. Ben hayata her şeyin bir yeri var. Taşları oturttuğun zaman o merdivenlerden tık tık gidebilirsin. Hep bu düzen vardı yani. İyi ki de olmuş. Şu an hayatımı gerçekten bunun üstüne konumlandırarak gidiyorum ben. Evet, bir duruş var üstünde. Mesela insan bakarken hakikaten uçlarını merak ediyor. Yani hakikaten biri bu hayatta doğruyu belirlediğin bir yöntemle, bir biçimle, bir beden diliyle beraber anlatıyorsun. Düşünceni, duygunu ifade ederken de. Veriyor musun kendine bazen uçlara kaymak için, öfke krizleri geçirmek, illa olmak zorunda değil bu. Ya da ne bileyim doya doya bırakıp ağlamak için, biraz eğlenip çılgınlaşmak için izinler veriyor musun kendine? Yok. Yok. Yani sınırlarım sanırım çizmişim o sınırları. Dönüp baktığın zaman biz şen şakrak bir aileyiz. Nasıl? İşte babam saz çalıyor, annem darbuka çalıyor. Zaten bu vesileyle tanışmış iki tane birey. Ailede herkes müzik seviyor, herkes şarkılar söylüyor, eğlence. Böyle bir ortam da var. Bir de mesela evde olumsuz bir şey olduğu zaman her kabuğuna çekilen bir ortam da var. Yani bu yüzden her şeyin yeri var. Herkes uyumak zorunda. Bu da kendi hayatımda şu an oturtulmuş durumda. Nasıl? Gece kulübüne çıkıyoruz mesela iş gereği şu an. Çok eğlenmem gerekiyor. Moralim çok bozuk. Çıkıp onu yansıtmamaya çalışıyorum. Çünkü insanlar oraya bir bedel ödüyorlar girebilmek için ve eğlenmek zorundalar yani. Eğlenmek istiyorlar. Ben onları orada mutsuz yönümü göstermek istemem. Hakkım da değil zaten. Bu benim kesin çizgilerim. Biraz şöyle biraz böyle geçemiyorum. Böyle dümdüz. Ergenlikte nasıldın Tuğçe? Ergenliğim acayip arabeskti. Derindi, çok derindi. Dinlediğim nasıl? Her şey beni üzüyordu mesela. Bile bile Sagopa dinlerdim. Çok sagocuydum zaten. Kafama kapşonlar geçirip, kafayı böyle gömüp üzülmeler, şarkı sözlerini yazmalar. Hiç mutlu bir müzik dinlediğimi hatırlamıyorum ergenlik döneminde. Bir yandan da hem aslında karakter gelişimi için, aslında evet. kendilik gelişimi için, beden algısı açısından da aha. bir dönem o. Sever miydin kendini ergenlikte, bedenini? Evet. Bir kere ergenlikte hep takdir edilen bir insandım. Hep sakindim. Hiç böyle delirmezdim. İşte öfke patlamaları yaşamazdım. Teyzemin kızı var mesela Gamze. Benden büyüktür. Çok severim onu da. Şu olur bana anlatırdı böyle böyle oldu, şöyle oldu. Acayip öfkeliyim. İşte böyle nasıl davranmam gerekiyor. Ve ben ona bir şeyler söylerdim. Sonra bana derdi ki inanmıyorum yani sen bu yaşta sen olamazsın gibisinden. Hep sakindim ergenlikte. Kendimeydim aslında yani. Mutlu şarkılar dinlediğimde de, mutsuz şarkılar dinlediğimde de yazdığım da kendimeydi. Hep kendime takıldım şeyde ergenlikte. Bir dönüm noktası söyler misin bana? Müzikal anlamda sormuyorum. Kırılma noktası, büyüdüğümü anladım dediğin bir an belki. Üniversitedeyim. Mezun oldum Gökhan abi. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Hocalar beni bırakmak istemiyor, ben onları bırakmak istemiyorum. Aynı üniversitede yüksek lisans yapmak istiyorum. O sırada babamın Ankara'ya tayini çıktı. Yani Mersin'den taşınmamız gerekiyor. Bu kahredici bir karar o an için düşündüğünüzde. 5 yıldır Mersin'de yaşıyorum, alışmışım. Her şeyim orada. Engellemem lazım bir şekilde. Engelleyemiyorum eylem olarak. Babam çünkü diretiyor, Ankara'da seni istediğin en iyi okulu okutabilirim. Şeyle dayatmaları, sana söz veriyorum gitmemiz gerekiyor gibisinden. 1,5 ay boyunca sabah namazına kalktım. Yalvar yakar. Allah'ım hayatım dönsün. İşte bir şey olmalı yani benim hayatımda ki ben bu üniversiteye gelebileyim.
Bir buçuk ay sonra gerçekten de o yıl karışılar yani. Şarkı patladı. İnsanlar sürekli beni dinlemeye başlıyor. Böyle katre katre sahneler, yavaş yavaş para biriktirmeye başlıyorum. Para biriktirdikten sonra Mersin'de satılık ev ilanlarına baktım. Hiç kimseye söylemeden ben bir ev aldım ve evin tapusunu babama yolladı. Anneme böyle hepsi bakıyorlar. Ben ev aldım. Nasıl yani? Ev aldım. Sonra dedim ki tamam. Ayaklarımın üzerinde böyle dimdik durabilen bir insan olmuşum. O zaman demiştim yani. Yaş kaçtı? 23. 23. Evet. Aslında tam bir direnme ve kendi yolunu çizme hikayesi böyle bakınca. Evet, doğrudur. Tuğçe, ilk aşkını hatırlıyor musun? İlkokul o zamanlar çok ders kolik bir tiptim. Üniversitede aşık oldum ben ya. Yani nettir bu, kesindir. Nasıl aşık oldun? Nasıl aşık oldum? Bayağı Facebook tarzı bir şey. Mersin'den biri beni ekliyor okulu kazanmadan önce. Konuşmaya başlıyoruz. O, bu bilmem ne. Mersin'e gidiyorum. Mersin'e görüşmeye başlıyoruz. Sanki yıllar yılı görüşüyormuşuz gibi orada tanıştıktan sonra görüşmeye başlıyoruz. Duygu aktarımları, akşama kadar şarkı söylemeler birlikte. Böyle bir hikayeyle başlıyor yani ilk aşk. Orada da ortaklık müzikle ilgili, evet, bir aynen şeyler var. Ne kadar kaçsam da hayat beni hep oraya itiyor aslında. Böyle başlamıştım. Orada nasılsın? Hani hep hayatta kurallarından, sınırlarından daha içe döndürdüğün duygulardan bahsediyorsun. Aşık olunca nasılsın? Çok özgürüm şarkılarda ama kendim öyle değilim. Yine belli bir kesimim var aslında. Çok aşık olabilirsin, kaptırmamak zorundasın. İpleri asla veremezsin gibi kendime böyle aynada sürekli motive edici. Hadi bakalım görelim seni gibi bu şekildeyim hep yani. Bir şeyler var hani buralarda aslında. bir fren var hep sende ve evet, bir kontrol gittiğinde sanki belki de hakikaten bunca yıldır duygusal yatırım yaptığın Tuğçe'ye kötü bir şeyler olacak gibi. Belki bir kaygı, belki düşünülmeyen bile bir kaygı, evet, gibi ama o sınırları sıkı sıkı tutuyorsun ellerinde anladığım kadarıyla. Tutmak zorundayım. Ya dediğim gibi bununla büyüdüm. Ve bu beni rahatlatıyor aslında. Her şeyin bilindiği gibi. Farklı bir şey yok. Farklı bir şey olduğu zaman bile nasıl çözebileceğimi iyi biliyorum. Çünkü kendimi tanıyorum. O yüzden hayatımı kolaylaştırıyor bayağı. Bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Hayatımı değiştiren derken de büyüme hikayende sana eşlik etmiş, umut olmuş, ne bileyim dertleştiğimiz şarkılar vardır ya bazen. Hani iyi gelmiş bir şarkı, hangi döneme, hangi şarkıya gidersen kabul. Ortaokul son, lise başlangıcı. Gökçe Kırgız, Kalbime Gömerim O Zaman. Çok derindi böyle bağıra bağıra söylediğim, işte Allah'ım kahretsin gibisinden söylediğim o şarkı benim ergenlik anılarım da oydu. Kalbime Gömerim'di. O zaman şimdi senden bir şey isteyeceğim. Tabii. Gözlerini kapatıp sadece o yaş dönemini düşünerek, hı-hı, neler yaşadığını, şarkıyı bana değil, bize değil, sadece, hı-hı, kendine söyle. Peki. Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman. Alt tarafı aşk bu da işte, vazgeçilmez misin aman? Sana ne ki ağlıyorsam, deli gibi istiyorsam, hala seni seviyorsam, sana ne anlamıyorsan. Hep böyle gürültülü söyledim bu şarkıyı. Hep böyle. Kendime bile yani. Zaten aslında galiba hani hep orada tuttuğun duyguların çıkma yolu şarkı söylemek. Evet. Nasıl bir kız geldi gözünün önüne? O ortaokuldaki kız. Hep mavi dosya buramdaydı. Gri süveterim geldi. Annem hep ütülemekten onu artık yeter 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 diye böyle hep o geldi aklıma. Anlamsızca ortaokuldaki öğretmenimi hatırladım, Eda Berber. Sınıf düzenini, hep sınıf başkanı oluşumu hatırladım mesela. Saçlarım hep arkadan bağlı ve dümdüz. Hiçbir şekilde bir şey. Takıklıktır belki bilmiyorum ama hep o geldi aklıma. Bunları düşündüm o sırada. Kahramanın kimdi Tuğçe? Hep annemdi ya. Annem iyi bir kahraman her zaman. Zor bir hayat yaşamış. Mezhepsel ayrılıklardan dolayı zor bir evlilik yaşamışlar. Babamla olan ilişkisi her şeye rağmen çok iyi. Babamın ailesiyle olan hayatı çok iyi. Bizimle olan diyaloğu çok iyi. O yüzden hep annemdir yani. İyilik meleği gibidir her zaman. Zorluktan da geçmiş bir kadından bahsediyorsun. Okkalı yani. Mezhep derken? Mezhepsel farklılık işte Alevi, Sünni davası. Böyle bir mezhepsel farklılıktan geçmişler zamanında.
geçmişler ve o birlikteliği oldurmuşlar aslında biraz da savaşarak. Bir kere babam da öyledir. Yani çok sağlam. Benden olmayan diye bir şey yok. Herkes bizden. Kabul görmüş, içine sindirmiş. Tamam demiş. Hiçbir kere evde bunun kavgasını görmedim. O yüzden çok güçlü durmuşlar. Ya insan olmaya ne kadar büyük bir hakaret bu değil mi? Evet. Yani temelde bir hakaret gibi geliyor bana. Seçmediğin, doğduğun, büyüdüğün artık özün olmuş din, dil, ırk, kültürle ilgili olan evet. şeylerin bir ayrıştırma meselesi olması. Ne güzel direnmişler, ne kadar güzel de var etmişler. Her şeyin üstünden aşk gelmiş işte. Ya. En güzeli bu. Hani hep anlatıyorum ben, babam çok güzel saz çalar, annem çok güzel darbuka çalar. Bunun arasını mezhepsel farklılık bozamaz. O yüzden çok güzel gelmişler üstünden. Evet, siz sazla büyümüşsünüz. Oo, evde çok gerçekten sağ olun. De hani bir Neşet Ertaş hayranlığı da var. Bir taraftan evde müzik var. Ama senin hayallerinde sahne, müzik, göz önünde olmak yok evet. bildiğim kadarıyla. Doğru. Sen neyin hayalini kuruyordun? Ben hep öğretmen olmak istedim. Ben lisede bir ara radyo televizyon okudum. O radyo televizyon esnasında çok güzel şeyler çıkardık ortaya. Çok takdir gördük. Manyak bir şey vardı kafamda, hayal dünyası. Annem hep benimle bu yüzden dalga geçer. Gerçek hayatta hayallerin çok düşük ve küçük. Abime sorduğun zaman işte Amerika'ya gideceğim, bir daha dönmeyeceğim, işte orada şunları yapacağım, belki filozof olabilirim derken Tuğçe Kağan Demir'e sorduğunuz zaman orada diyor ki mesela ben öğretmen olacağım, işte eve gidip geleceğim, belki küçük bir arabam olabilir, evim iki odalı bir şey, çok şirin bir hayal kuruyorum yani. Hep bu karşılaşmayla büyüdük. Müzikle hayallerimin buluşmamasının sebebi de şu olabilir, hep söylemeyi ve yazmayı sevdim. Ama insanlarla buluşturmaktan biraz korktum. Bu zamana kadar öyleydi. Buluşturduktan sonra da iyi tepkilerle karşılaşınca kendime güvenim yerine gelmiş olabilir. Bir de kendimle paylaşmak daha çok hoşuma gidiyordu. Bir şeyi benden başkasını bilmesi çok hoşuma gitmiyordu. İnsanlarla paylaşınca dedim tamam, olabilir, katlan. Belki sevecekler, sevmeyecekler. İyi şeylerle karşılaşıyorum. İnsanlar artık bana şarkı yazmıyor musun Tuğçe dedikleri zaman tamam dedim. Yani müzik çok güzel bir şey ama hep öğretmen olmak vardı içimde. Öğretmenlerimden etkilendiğimden olsa gerek. İşte o beyaz gömleği giymenin hayali. Zaten büyük ihtimalle bu müzik piyasasına girmeseydim ya bir dershanede başlardım o hikayeye ya da üniversitede asistanlık yapmaya başlardım. Bir şekilde başlardım o hikayeye. Aslında senin öykünün kırılma noktası bu benim öyküm. Şarkı geldi ve şarkı geldikten sonra bir şey oldu. Ve sen bunu evinde, odanda nasıl karşılıyorsun? Çünkü bu yeni bir ünlenme biçimi. Yani tabii dijital ki. Dünya. Eskisi gibi un kapanı hikayeleri anlattığımız bir durum değil. Şehir efsaneleri diyorum ben onlara. Evet. Seninki başka. Tepkiler geliyor ve sen birazcık da şarkılarını paylaşmak konusunda özgüvenin evet. eksik. Nasıl karşıladın? Çok çektim kendimi. İnsanlar beni paylaşıyorlar. Benim adım herkes biliyor. Kendimi çektim. Bütün sosyal medya hesaplarımı geri çektim. Hepsini kapattım. Kapattın. Bana evet, ulaşılmamalı. Tamam. Kimse beni bilmemeli, duymamalı. Bir şarkı tamam 3 gün sonra unutulur gibi düşünceler. Kendimi bir geri çektim. Dedim ya bu böyle olmamalı. Senin hayallerin var. Sen 4 yıl boş okumadın. Bakarken bile bitirdin okulu. Yüksek lisans yapacaksın. Hep kendimi böyle zorluyorum. Buna şey yapıyorum. Ama bir taraftan da yürüyen bir dünya var. Oturduk böyle evin 4 ferdi. Annem, babam, abim. Abim dedi ki ben senin yanında olurum. İşe girmem, askere gitmem. Ben yanında olurum ya. Bana güven. Bunu yapabiliriz. İşte anneme, babama bakıyorum. Bak yap. Yapabilirsin. Yani sen her şeyi yaptın bu zamana kadar. Sana güvendik. Sen deleyebilir karakterde biri olsan yapma diyeceğiz. Gerçekten yapma diyeceğiz. Ama sana güveniyoruz. Yap, dimdik de yaparsın gibi böyle gazlayıcı cümlelerle. Tamam dedim, başlayalım. Kendime güvendim. Zaten farkındasındır sen de. İlk çıktığımdan bu yana her şey aynı. İşte saçların neden hala aynı? Saçlarım hala aynı çünkü bu benim. İşte görünüşün, kıyafetlerin aynı. Aynı çünkü bu benim. Bunu bozsaydım ben o güvenmediğim kıza bay bay derdim yani. Görüşürüz derdim. Ama bunu korursam dedim. Kendime güvenirim, piyasaya güvenirim, kaleme güvenirim. Attığım imzanın arkasında olurum. Şeyde ne yapıyorsun? Bak sana bakarken de hani program için hazırlanırken de baktım. İnsan olmak üzerinden, kadın olmak üzerinden, evet. bedenin üzerinden, ne bileyim işte ne kadar zayıf, ne kadar şişman olduğun üzerinden, ne kadar boyunun nasıl olduğu üzerinden, saçın üzerinden. Rahatlıkla yazıyorlar insanlar evet. evlerinden, klavyelerinden. Bunlarla ne yapıyorsun?
Bununla nasıl savaştım biliyor musun Gökhan abi? Kitapları okuyordum. Bazen üstünden çok zaman geçiyordu ve diyordum ki şairin adı kalmış aklımda ya da yazarın adı kalmış. Kitabı hatırlıyorum, yazarın adını hatırlamıyorum. Demek ki bende bıraktıkları ya kitap ya da isim. Yani içeriğine dair bir şey yok. Bunu yapmam gerekiyor dedim. İnsanlar uzun bir süre Tuğçe Kandemir kim bilmediler. Bu benim öyküm. Aa o kız. Böyle oldu. İşte bunu yaratmaya çalıştım. Beni bilmesinler. Yaşantımı bilmesinler. İşte ne bileyim hayat, özel hayatıma dair bir şeyler bilmesinler ama şarkıyı duyduğu zaman Allah be diyebilsinler. Hep bunu istedim. İlk gece kulübü işime mesela takım elbiseyle çıktım. O kadar yadırgandı ki gece kulübünde nasıl böyle bir kız. Bunu hiç bozmadım. Hala o ceketi gururla giyiyorum yani. Çünkü ben buyum. Ya bunu değiştirdiğim an Tuğçe olmaktan çıkıyorum. O yüzden de böyle yapmalıydım. Sektörle böyle savaşmalıydım. Bedenimle de öyle. Ben bedenimi seviyorum, kendimi de seviyorum. Güldüğüm zaman her şeyin çözeceğine çok inananlardanım. Gerçekten öyle. Zor ağlarım zaten. Yani böyle çok birikmesi lazım, üst üste gelmesi lazım. Onun püskürmesi lazım, bunun öfkelenmesi lazım ki öyle geleyim, ağlayayım, dökeyim. Ama ben gülerim genellikle. Tuğçe, bu bölümün adı İçimdeki Hayvan. Burada oyun terapisi odasından getirdiğimiz hayvanlar var. Aralarından birini seçmeni isteyeceğim. Doğadaki varoluşunu senin bu hayattaki varoluşuna benzettiğin bir hayvanın dilinden birazdan konuş isteyeceğim. Ben ne olurdum biliyor musun? Ben balık olurdum. Kesinlikle balık olurdum. Bakayım başka? Yok. Yok kesin balık olurdum. Tamam. Gidiyorum aldım. Tamam. Bir bak, seçtiğin balığın da türüne bak. Söze ben bir yunusum diye başlamanı isteyeceğim. Tamam. Nasıl bir yunussun bu hayatta, bu hayat denizinde? Biraz anlat bize. Ben bir yunusum. Özgürüm. Maviyi çok seviyorum. Şirinim. Yüzmek çok eğlenceli. Ve sonsuz dünya her zaman ilgimi çekiyor. Bazen üzülebiliyorum ama üzüldüğüm zaman ağlayamıyorum. Olsun, suyun içindeyim. Bu beni rahatlatıyor. Tehlikeli gibi görünüyorum ama değilim. Duvarlarım var. Bazen aynı yerlerde yüzebiliyorum. Dışarı çıktığım zaman eve dönüşüm çok zaman almıyor. Genellikle kısa sürelerde geliyorum. Tatlı, şirin, minnoş bir yunusum işte yani. Var mı engin denizlere, okyanuslara gidişlerin? Yoksa hep güvenli sularda, bildiğin yerlerde misin? Bildiğim yerlerdeyim. Öyle çok açılmışlığım, etmişliğim yoktur. Ayağım yere basmıyorsa tedirgin olurum her zaman için. Peki, evet şirinsin. Biz de seni öyle algılıyoruz ama vahşi bir tarafın, bilmediğimiz bir tarafın var mı? Nerede saldırırsın? Çok sevdiğim ya da çok güvendiğim bir olay oluyorsa ve bu olaya kasten bir şey yapılmak isteniyorsa öfkelenirim. Sevdiklerimi çok kolay paylaşırım aslında. Herkese paylaşabilirim ama paylaştıklarımda sevdiğime dair bir problem olduğu zaman o zaman çirkinleşebilirim, sinirlenebilirim. Peki içinde bulunduğun dünya da bir sergi, bir kendini sergileme yeri, böyle süs havuzlarında, gösteri havuzlarında görür müyüz seni yoksa gider misin istediğin zaman geri? Ben giderim. Giderim. Yani her şeyi tamamlayıp giderim. Süs havuzlarında her zaman olma. Peki. Merak ettim programın başından beri. Hani hep bir tuttuğunu sıktığını söylüyorsun. En son ne zaman hüngür hüngür bıraka bıraka ağladın? Benim öykümü yazmadan ağlamıştım. İşte o bir ayrılık evresi vardı. O üniversitedeki aşkımla alakalı bir ayrılık evresi. 9 aylık bir süreç. Zaten bütün ayrılık şarkıları da o zaman çıktı. O zaman çok ağlamıştım. Eve bir geldim. Çantayı fırlattığım gibi kendimi yere atıp böyle ağlamak. En sonunda işte bütün o anıları toplayıp çöp poşetlerine doldurmak ve sonra oturup o şarkıyı ağlayarak gerçekten yazmak yani. En son o zaman ağlamıştım çok fazla. Peki kişinin kararıyla biten bir ilişki mi bu? Evet. Hani bir imkansızlıkla mı, olmayacağı için mi? Aslında yorulan bir ilişki. 3,5 yıl sürmüş. Ki artık farklı bir evreye geçilmesi gereken bir ilişkiydi. Olmayınca öfkeler, şöylesin böylesin değişmiyorsun gibiler. Sonra da kaçınılmaz son ve ayrılık. Her zaman aşktan öğrenemiyoruz. Yaşarken, evet. İçindeyken canımız yanıyor ya da biz oklarımızı çıkartıyoruz ama hani hayatımıza uğrayan her insanın öğretici bir tarafı var bizde. Tabii ki.
Bu ve bundan sonraki aslında ilişkilerinde, hayatında bu ilişki sana ne öğretti? Ben bu ilişkiye hep teşekkür ettim. Hiç öfkelenmedim. Hep teşekkür ettim. Çünkü aşık olurken hepimiz oluyoruz ama ayrılırken hep tek başımıza kalıyormuşuz gibi davranıyoruz. Bu çok yanlış bence. O duygu da bizim için. Yaşayacaksak onu da dibine kadar yaşamamız gerekiyor. Kötüydüm evet ilk başlarda. Sonra topladım ama. Hep teşekkür ettim ve bundan sonrakilere de yansıtmaya çalıştım. Hiç şunu yapmadım. O böyleydi, bu da böyle. Bu zaman böyle olmuştu. Hiç bunu yapmadım. O onun güzel ve özelliği kalıbında kaldı. Bu taraftakiler de onun güzelliğinde kaldı yani. Ne güzel bir şey söyledin aslında. Çok genellemeye eğilimimiz var. Her iki yorucu, kırıldığımız, canımızın yandığı bir ilişkiden çıktıktan sonra tabii ki insanın ayrılık da yas gibi. Bazen bir sürece ihtiyacı oluyor. Hani kabul etmek için, inkar etmek için, depresif bir dönemi yaşamak için bir sürece ihtiyacı oluyor ama sanki hep karşımıza aynı insanlar çıkacakmış gibi, evet, sanki hep aynı yerden yaralanacakmışız gibi. İnsan kendine bir şans vermiyor önce, bir başkasına vermekten öte. Bu da bir eğilim. Yani genellemeye böyle bir eğilimimiz oluyor. Oysa hep bizim canımızı yakacak gibi mağdur bir yerden değil de ne oluyor da biz bizim canımızı yakacakları seçiyoruz. Çünkü aslında erken dönemden öğrendiklerimizle bir seçim ilişkilerde. Biraz onu da düşünmek lazım belki. Yani hayatta hep şey duymuştum. İnsan hep yanlış kişiye aşık olur. Mesela bu herkeste duyuyordum. Benden büyüklerde olsun, işte peşimden gelenlerde olsun. Hep yanlış kişiye aşık olacaksın ve asla onunla evlenmeyeceksin. Lütfen buna alış gibisinden böyle şeylerle büyüdüm. Ama hiç o anlamı yüklemedim. Dedim tamam olabilir. Ayrılık da sevdaya dahil. Evet hep bununla yürüdüm. Sonra şarkılarda ayrılığa dair de olsun, yaşananlara dair de olsun hep onlara yönlendirdim şarkıları. Kırgınlıklarında ne yapıyorsun? Bu aslında tuhaf bir yüz. Nasıl bir yüz? Bir oyuk ve oyuğun etrafından. Burada açılan bir oyuk ve bu oyuğun etrafından giden bir yol. Kapatmam ama etrafından giderim. Bir şeye kırılmışımdır, bir şeye o zaman çok öfkelenmişimdir ama onunla yüzleşmem genellikle. Hep etraflarından giderim yani. Kalsın orada diye. Belki de bundan beslendiğim içindir. Bu bölümün adı yüzleşme. Kırmış, incitmiş, canını yakmış. Çok da yüzleşmeyen biriyim dedin ama belki bugün gerçekten burada bir kendi içine dönmen için de bir fırsattır bu. Canını yakmış birinin bu odadan içeriye girdiğini hayal etmeni isteyeceğim. Oradan itibaren bizi boş ver. Karşında o var. Birazdan gözlerini kapat ve ona sana yaşattığı şeyi hatırlayarak, anıyı hatırlayarak da içinden geçenleri söyle biraz. Her şey çok yanlış başladı. Böyle başlamasını ben istemem. Hatta hiç başlamak bile istemezdim. Ama sürüp gitti. Benim hep yanımda olmaya ya da öyle görünmeye çalıştın. Ama başaramadın. Hep bir hayatımda yer yatağı istedin. Ama seni kapıdan içeri bile sokmadım hiçbir zaman için. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Hıncımı alamadım demeyeceğim. Çünkü hınç almak bile istemiyorum. Ya öyle boş vermişim sana karşı. Bir daha inşallah hiç görüşmeyiz. Şimdi gidebilirsin. Çok netti. Evet. Gülümsetti de yer yer. Çünkü artık güçlüyüm yani. Üstün görüyorum kendimi. O yüzden olabilir. Bu konuyla ilgili daha üzüldüğün ya da daha zayıf hissettiğin yerden bir geçiş gibi aslında galiba. Evet, üzüldük bu konuda bayağı. Ama sonra geçti. Nasıl geçti? Bir süreç, bu süreçte odaklanman gereken şeyler artıyor, gitmen gereken işler artıyor, başka bir şeyler artıyor. Ve o sürecin içerisinde aslında kayboluyor. Kinini bile unutuyor insan. Adını hatırlayıp kinlenebilirim. Yaşadıklarımı artık hatırlamam yani. O yüzden rahatlıkla gidebilmesini söyledim. Gitti de zaten. Kapıyı da kapatır inşallah. Hiç olmasın. Tamamen gitsin. Tamam. Bu program katarsis. Kendi duygunu yine dışarı çıkartabileceğin şarkı söyle kendine isteyeceğim. Hani olur ya şarkıcıların da bunu kendime söylerim en çok dediği. Size söylüyorum da hani bu benim kendime söylüyorum dediği bu dönemden belki. Bir şarkı desem ne söylersin? Yani aslında bir değil iki şarkım var bu konuyla alakalı. Yanlışı kendi şarkılarımdan ama yanlışı
hep kendime söyledim. Çünkü bir şeyin doğrusu varsa yanlışı da vardır. Kabul etmek zorundasın. Onun üstüne yürümek zorundasın. O yüzden hep yanlışı söyledim kendime. Bir de şey, vazgeç gönlüm sen bu aşktan. Sana kıymet veren mi var? Onu da çok söyledim kendime. İkisi bu konuda baş tacı şarkılarımdan olabilir. Kendine söyler gibi. Biraz söylesene bize şarkıyı. Vazgeç gönlüm sen bu aşktan, vazgeç gönlüm sen bu aşktan, sana kıymet veren mi var? Unut dertten zevk almayı, unut dertten zevk almayı, seni ancak seven anlar. Oh. İnsanın kendine vazgeç gönlüm demesi de evet. Tuğçe aslında. Biz belki birazcık daha acılı temalarla birlikte vazgeçmeyi konuşuyoruz ama galiba psikolojik anlamda sağlıklı insan gerektiğinde vazgeçebilen de böyle bakınca. Evet, hani onca duygusal yatırımlar, alışkanlıklar, iç içe geçmelerden sonra her zaman çok kolay olmuyor. Elinden geleni yaptığını düşünen, belki hakikaten birçok yolu deneyen insan için vazgeçmek kolay de oluyor. Bir yola çıkma meselesi değil mi? Tuğçe, bu bölümün adı Cevap Hakkı. Tamam. Hakkında yazılmış 3 tane eleştiri. Bekliyordu. Hadi bakalım. Hatta bazıları saldırı. Okuyacağım. Allah razı olsun. İçinden geldiği gibi ilk nasıl tepki veriyorsan öyle de cevap vermeni isteyeceğim. Tabii ki. Sebebini anlayamadığım bir tiksinti oluşuyor. Hayatımda hiç bu kadar iddialı olmadım. Bu kadını dinleyen insanı hayatın hiçbir alanında ciddiye almam ve saygı duymam. Kalitesizliğin, varoşluğun, ucuzluğun karşılığıdır sesi ve tarzı. Teşekkür ediyorum. Bazen ben de bazı şeyleri beğenmiyorum. Benim beğenilerime hitap etmiyor demek ki. Onun beğenilerine de hitap etmemiş. Olsun. Olsun yani. O da öyle olsun. Değiştiremem ki onu. Beni sev diye diretemem ki ona. Beni sevmiyordur, sevmesin. Öyle. Ne güzel durdu. Evet, ya öyle olması gerekiyor ama ne yapayım? YouTube ısrarla gözüme sokunca nedir necidir diye birkaç şarkısını dinlemek mecburiyetinde kaldım. Bir ülkenin sanat anlayışı ancak bu kadar erozyona uğrayabilir. Zira sesi gerçekten kötü. Bir ara piyasaya virüs gibi yayılan arabesk rapin kadınlar tarafından icra edilmesi dışında bir artısını göremedim. Şarkıları milyonlarca kez dinlenmiş, yorumlarda göklere çıkarmışlar. Ne diyelim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Zor bir yol olduğunu fark etmiş. Gerçekten de zor bir yoldu. Arabesk rap çok severim. Dinlediğim şeyi de icra etmek benim için ayrı bir gurur verici. Sevilmeyebilir çünkü bunu daha önce de söyledim. Arabesk rap evet gerçekten benimle çiçek açmış olabilir. Çiçek açmış diyorum çünkü çok güzeldi benim zamanımda. Kimisi arabesk seviyor, kimisi rap seviyor, pop, caz. Bunlar beğeniyle alakalı. Beğenmeyebilir, sevmeyebilir. Sesim farklı gene. Evet, sesimin tınısı farklı. Nasıl farklı? Olağan değil. Bazı nameler çok acıklı, bazı nameler prozodi hatası deniyor mesela ona. Olabilir. Ama ben söylüyorum. Ben söylediğimde rahatlıyorsam tamam. İsterse hiç kimse de dinlemesin. Arabada giderken video çekip Instagram hikayelerinde paylaşan insanlara özel şarkılar yapan şarkıcımız. Evet, ben kendisi ben oluyorum. Ben de atıyorum çünkü. Arabada çok iyi oluyor. Zaten sosyal medya insanların içini oraya aktarımı değil midir? Belki de yaşamak istediği duyguyu etrafındaki insanlarla yaşayamayınca bir story atıp da o story'de hüzünlü sözler yazıp üstüne belki böyle bir dışa vurumdur. Bunu bilemiyoruz yani. İnsanlar belki bunu bu şekilde kullanıyordur. Çok mutlu şarkılar yok. Story çekip atılabilecek belki ama belki de hüzünlerini bu şekilde atıyorlardır. Çünkü ben öyle yapıyorum. Artık ben de akşam güneşini çektiğim zaman üstüne 3 nokta koyup bir şeyler söyleyemediğimi o şekilde story atabiliyorum. Ve insanız, hepimiz bunu yapıyoruzdur bence. Son bölümün adı Detone. Burada seni sana bırakacağız. Belki de göremediğimiz uçlarını başka bir şekilde görelim diye. İstiyorum ki Tuğçe bile bile böyle biraz doya doya hani bir detone ol. Ve hangi şarkıda nasıl olursa. Detone ben. Hadi bakalım. Dik bir çıkış olsun ki. Olsun tamam.
Soluksuz kaldım köşelerde yalnızım. Sanki yorgun inan değildi sonsuz. Bitti gitti seyrettik aşkı. Sanmışım yolu yordamı bu. Böyle yazılmadı ya da ben öyle kandım. Şimdi tek başımayken kimin öyküsü bu? Ay daha fazla kendimi tahammül edemiyorum lütfen. Of hayır. Hayır. Burada belki bir noktanın da üstünde dururuz. Yayın içerisinde de yer yer söyledim, hı-hı, ama bir şekilde duygularını daha kendi içine döndüren, daha fazla sıkıştıran, kontrollerini çok fazla bırakmayan insanların, hı-hı, da bir bildiği var. Çünkü aslında ruh sağlığından bahsettiğimiz zaman insanı atlamamamız lazım. Bireysel farklılıklar, biriciklikle ilgili. Bunlar hazır oluşla ilgili ve hayatın bir yerinde bir duyguyu bırakırsan eğer ya da bir kontrol kalıbını yıkarsan, başka bir risk alırsan o gün senin hazır olduğun gün olacak. Ve o yüzden de daha az ağlayan, daha çok ağlayan, daha fazla öfkesini belli eden ya da az belli eden insanları tek bir doğruyla yorumlayıp yargılamamak lazım galiba. Bir gün mutlaka hazır oluşlarda olacak. Sadece şunu biliyoruz Tuğçe, eğer hep sıkarsan, hep tutarsan ya bedenden bir sinyal olarak çıkıyor, hı-hı, ya bazen bir psikolojik rahatsızlık, hı-hı, olarak çıkıyor, ya kendimize döndürdüğümüz fazla suçluluklarla çıkabiliyor hayatın, evet, içerisinde. Hazır oldukça bıraktığın, hazır oldukça tuttuğun bir hayatın olsun. Bunu dileyebilirim belki. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi ki buradayım dedim. Çok sağ ol. Gerçekten. Ben teşekkür ederim.